Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'den Ankara'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Ankara-Niğde otoyolunun açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır ifadelerini kullandı. Nice tuzakla durduramadıkları Türkiye'yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Başkan Erdoğan Türkiye'nin karşısında şer ittifakı kurmaya çalışanlara böyle seslendi. Türkiye'yi rotasından çıkaramayacaksınız dedi. Türkiye'nin istiklal ve istikbal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi Allah'ın izniyle ne pahasına olursa olsun zafere taşıyacağız. Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan Edirne-Niğde otoyolunun ilk bölümü hizmete açıldı. Hayata geçen projeyle zaman ve yakıttan da tasarruf sağlanacak. Yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır. Başkan Erdoğan sadece koronavirüs döneminde açılışı yapılan projeleri tek tek paylaştı. Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün açılış tarihini de açıkladı. Durmak yok, yola devam. Koronavirüs filan engellemiyor. Devam edeceğiz. Terör örgütü Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki? Ilısu Barajı'nın yapılmasını istemediler. Hep engellediler. Ama biz durdurak bilmedik ve Ilısu Barajı'nı da bitirdik. Hedefimiz 2022 18 Mart'ında bu köprüyü hizmete açmaktır. Karadeniz'de keşfedilen Türk gazını hatırlatan Başkan Erdoğan, o eski Türkiye artık yok mesajını verdi. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin hat bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin üzerinde pervasızca operasyonlar yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Savunma sanayinde kendi kendine yeterliliğini her geçen yıl artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Başkan Erdoğan, muhalefetin sürekli gündeme getirdiği erken seçim geliyor iddialarına da yanıt verdi. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında. Yani önümüzde yaklaşık 3 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü milletimiz için yeni bir zaferin miladı haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Adana'da Seyhan Nehri'nin yanında yapımı devam eden köprünün adının da MHP liderinin isteğiyle değiştirildiğini söyledi. Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan bu eserin adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik ve bu şekilde de inşallah bitireceğiz. Erdoğan, açılışın ardından Ankara-Niğde otoyolunda bir süre araç kullandı. Otoyolu test etti.